Okul döneminde de sınavlara genelde burada bilgisayardan falan gidiyorduk. İnsanlar burada kardeş kardeş banyo ediyorlarmış. Arkamız sağlam değil anasını satayım hani. Bu simülasyon merkezine gelmemiz lazım. Atıyorum at maketi var işte damar yolu giriyorsunuz onun üstünde ya da kalp sesi dinliyorsunuz, akciğer sesi dinliyorsunuz. O bakımdan süper bir yer. Ne kadar soğuk bu bir millet. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bir yurt turu videosuyla karşınızdayım. Ya ben bu videoyu daha önce çektim ama pek içime sinmedi dedim. Bir daha çekeyim. Şimdi aslında Kaunas'taki son günüm. Son günüm bitmek üzere hatta. Böyle gördüğünüz gibi eşyalarımı falan hazırladım. Ayrılıyorum artık Kaunas'tan. İçim buruk. Ne kadar böyle karantinalı falan da olsa güzel bir Erasmus'tu benim için. Özellikle sonlara doğru bayağı iyileşti yani. Burada durumlar da çok daha iyi. Şimdi kendi odamdan başlayayım size göstermeye. Şöyle bir odamız var arkadaşlar ve burası küçük oda diye geçiyor. Şöyle iki yatak, oda arkadaşım vardı, o da iki gün önce gitti. Böyle işte iki tane dolap var yani. Oda böyle. Sonra buradan çıktınız abi. Şöyle burada bir tane daha oda var. Burası da Bilge'nin odasıydı. Yani orası da 84 euro. Bizim oda 68 euro bizim oda. İşte komisyonla falan 69-70 falan oluyor. Şurada böyle bir lavabomuz var. Şöyle bir koridor. Yani buralarda yine odalar falan var tabii hani. Şurada ilerlerde odalar var. Şurada bir mutfağımız var. Şöyle arkadaşlar. Yine güzel, ferah bir mutfak. Burada böyle bir küçük lavabo var. Şurada benim pilavım var. Bu mis gibi dolmuş. Genelde bizim mutfağımız temiz oluyor. Hani arada tek tük tabii insanlar bırakıyor. O da olur arada. Ama kişinin kullanmasına göre gayet temiz. Böyle küçük dolabımız var. Valla bu yetmiyordu bize karantinadan önce. Ama karantinadan sonra işte 2-3 kişi gitti falan. Onların yerlerini de istila ettik birazcık. Ondan sonra tam böyle fit olmaya başladı. Yetmeye başladı bize. Sonra böyle dışarıya doğru çıkalım. Şöyle bir ortak alanımız var yine. Tabi burada hiçbir şey yapılmıyor. Ölü alan yani. Böyle bir hol gibi bir yer var. Aşağıda şurada güvenlikçi kadın var. Burada da çamaşır makinelerinin olduğu bir bölüm var. Kullanım saatleri falan yazıyor işte. Burada da iki tane makine var. Şu bayağı bozuk bir iki ay. Sonra baktım millet kullanmaya başlamış. Ben de kullanmaya başladım. Bu yeterliydi karantinada çok kişi olmadığı için. Ama çok kişi varken ikisi birden bile bazen yetmiyor. Burada bir çalışma odamız var. Ferah yine burası bayağı. Burada hiç çalıştım mı? Bir kere falan çalıştım herhalde burada. Geri hep ben odamda çalıştım çünkü bilgisayarda çalışıyoruz genelde. Online eğitim aldık zaten. İşte iki ay falan sadece normal eğitim aldık. Ethernet kablosu çektiğim için burada da Ethernet kablosu alacak yer yok. O yüzden burayı pek kullanmadım. Burası erkek banyosu zaten. Bakalım iyi. Kimse yok içeride. Hazırsak banyoya giriş yapalım. Abi banyolar böyle. Ben geldiğim zaman bunlar yeni yapılmışlar. Ben geldim böyle buraya baktım. Arkamız sağlam değil anasını satayım. Kim götüm elledi benim? Hangi şeref? Birinci dönem bu paravanlar da yokmuş. İnsanlar burada kardeş kardeş banyo ediyorlarmış. 7-24 sıcak su var ama hani o konudan çok güzel. Böyle banyodan da bu kadar. Şimdi dışarıdan göstereyim size yolu. Böyle güzel yeşilliğin içinde. Hello. Bunlar bizim Litvan arkadaşlar. Burası 6. yurda LSM'nin. Caddeyi de göstereyim. Cadde de işte Lampetyugatve diye geçiyor. 17. Daha 17 numara işte Lampetyugatve 17 diye geçiyor. Şurası işte mutfak. Şurası Bilge'nin odasıydı. Şurası bizim odamızdı falan. Öyle ve güzel vakit geçirdik burada da. Burada 7. yurt var. Orada ileride de hemen 50-100 metre sonra da 8. yurt var. Orada international öğrenciler kalıyor genelde. Hi guys. Do you wanna say something? Yeah. I will show the school. Yeah. Okay, yeah, see you later. See you. Bunlar da çok iyi insanlar ya gerçekten.
Hani ben bunlarla tanışmadan önce bir de işte bizim erkek bir Litvan tayfa var. Onlarla da takılıyorduk arada. Bunlarla tanışmadan önce diyordum ki hani ne kadar soğuk bu bir millet. Arkadaşlık kuralım falan hiçbir şey yok diyordum. Ama hani bunlarla tanıştık. Bizim taşkalarla falan tanıştık. Ondan sonra hani benim aklımdaki şey değişti. Şuradan da okula göstereyim. Burası arkadaşlar spor salonu. Ücretsiz kullanabilirsiniz. Basket sahası falan da var hatta. Ben bir ay falan kullandım. Ücretsiz. Bakalım şurada güvenlik mühendik var mı da. Girebiliriz okula ya, bir şey olmaz bence. Şurası simülasyon binası arkadaşlar. O binada şey yapabilirsiniz. Atıyorum klinikte bizim için mesela preventif diye bir ders aldım. O derste bu simülasyon merkezine gelmeniz lazım. Atıyorum at maketi var. İşte damar yolu giriyorsunuz onun üstünde. Ya da köpek var bir tane. Kalp sesi dinliyorsunuz. Akciğer sesi dinliyorsunuz. O bakımdan süper bir yer. Spor salonu böyle, buradan girişi falan var işte. Burası dediğim simülasyon binası. Şurada işte büyük hayvan hastanesi ve arkada da hemen patoloji binası var. Aynı bunun gibi bir bina. Burası public health binası. Şu binanın şurasında bir video çekmiştim. İşte veteriner fakültelerini falan tanıttığımız. O videoyu da orada çektim. Hatta o videoda diyordum okul tanıttım, başka bir video yapayım diye. Bugüne kısmetmiş artık. Oy yoruldum be. Yani şu 2 saattir hazırlanıyorum falan cidden. Şey ya, yorucu bu hazırlanma işleri. Okul da büyük yani, dediğim gibi 12 tane falan bina var. Şu bina işte 4 ve 5. binalar şuralar. İşte radyobiyolojiye falan giriyorduk orada, radyoloji derslerine. Şurası arkadaşlar küçük hayvan kliniğimiz. Burası da güzel bir klinikti. Bir gün falan burada çalıştım. Klinik dersim vardı. Bir gün orada takıldım işte küçük hayvan kliniğinde. Bize tabii hep angarya iş falan verdiler. Yani bir iş yaptırmadılar bize burada. Ama çok takılsanız da yaptırırlar ya. Bir de şöyle bir şey ya. Hani nasıl diyeyim. Bizdeki gibi olmuyor yani burada. Şey işi. Ya biz Erasmus öğrencisi olduğumuz için. Yoksa international'lar falan yapıyordu yani şeyler. Ama bizi böyle bir tık geride tutuyorlar. Çünkü hangi ders aldığımızı falan bilmiyorlar daha. Biraz da haklılar aslında. Burada zaten arkadaşlar okul döneminde de sınavlara genelde burada bilgisayardan falan gidiyorduk. Burası galiba burada viroloji ve parazitoloji kürsüleri var. Bu binanın içerisinde arkadaşlar burada preventif derslerine burada giriyorduk. %90 parazit kürsüsü burada. Kaçıncı bina burası? 6. bina arkadaşlar. İşte böyle 12-13 tane bina var farklı. Şurada en son ana binaya gideyim, orada bitireyim videoyu. Yine böyle binalar var ama arkadaşlar hepsi ne bilmiyorum yani işin içi. Hani bu bina zaten böyle komple bu bina. 6. bina diye geçiyor. Arkadaşlar bir de patolojiyi arayan arkadaşlar patoloji kürsüsünü. O bina 8. bina diye geçiyor galiba. O binanın kendi girişinden giremiyor. Bu büyük hayvan kliniğini gösterdim ya. O büyük hayvan kliniğinden girip patolojiye öyle merdivenden falan çıkıp öyle gidebiliyorsunuz. Benim gibi ilk gün deli gibi nerede bu sınıf, nerede bu sınıf diye aramayın yani. Öyle ara bilgiyi vereyim dedim. Şurada bir at heykeli falan var. Gayet cool, güzel. Arkadaşlar şu heykeli bir karşılaştırın ya, bizim okuldaki inek heykeliyle bir şu heykeli bir karşılaştırın bakalım. Bir yorumlara yazın yani arada nasıl bir fark görüyorsunuz. Ben buranın şöyle güzel fotoğrafını falan da koyarım. İkisini bir karşılaştırın. Bana dönüş yapın yorumlarda mutlaka. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Ayrıca okulun bu taraftan da girişi var. Eğer evde falan kalıyorsanız otobüs durağı geliyor buraya. 5 dakika içerisinde okula gelebilirsiniz. Genel bir daha göstereyim size. Ayrılmak istemiyorum abi. Şu okulun güzelliğine bak ya. Ağaçlar maaşlar her yerde. Dersler zor arkadaşlar. Burada birazcık geçme işleri falan sıkıntı. Yani ben geçtim. Bir dersim mi ne kaldı sadece. Yani ödevler, projeler, sunumlar. Bir tanesinden sadece 6 tane vizeye girdim ben. 6 tane vize ne demek ya? Neyse Allah'a şükür yaptık ettik hepsini. Alnımızın akıyla çıktık işin içinden. Arkadaşlar Litvanya'daki son vlogum buydu. Okulda böyleydi işte.
Okuldan da böyle bahsettik. Yurttan da bahsettik. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.